yüzden ben bankacılığın Atlantik'in iki tarafında çok doğru bir sınav verdiğine hiçbir zaman inanmadım. O yüzden Türk bankacılığını da burada, kusura bakmayın, koruyorum. Çünkü Türk bankacılığı oradaki meslektaşları kadar, kusura bakmayın, laubali davranmıyorlar. Neden? Çünkü 2001 krizinin dersini herkes çok iyi aldı. Evet, acı bu faturaydı ama en azından ders aldık. Çok teşekkür ederim. Hemen Sayın Memiş'e de dönmek istiyorum ama şunu da söyleyeyim. Geçen sene biz konuşurken Sayın Memiş'in bir öngörüsü vardı zaten bankalarda yaşanacak bu krize ilişkin. Yanlış mıyım Sayın Memiş? Doğru, haklısınız. Sürpriz değil. Evet. Çünkü önden yüklemeli agresif faiz artışları, piyasanın ayarlarıyla çok oynuyorsunuz ve karşınıza böyle krizler çıkıyor ve karşısında da bu krizlerin karşısında da merkez bankaların ve ekonomi yönetimlerinin koca koca insanları çıkıyor. Biz bunu kriz olarak görmüyoruz diyorlar. Geçen sene ne diyorlardı? Geçici enflasyon diyorlardı. Aradan 5-6 aya geçince bu enflasyon geçici değilmiş yahu diyorlar. Şimdi bu bankacılık krizinde bu kriz değil, biz bunu ciddiye almıyoruz diyenler 5-6 ay sonra ya bu krizmiş, her yere sıçradı. Biz o yüzden faiz artırmaya karar verdik, faiz indirmeye karar verdik diye bir süreç yapacaklar. Maalesef bu işler böyle. O yüzden birisi çıkar size masal anlatır. Ya inanırsınız ya inanmazsınız. Çünkü inananlarla inanmayanların kaderi her zaman farklı olacaktır. Siz yeter ki masal dinlemek için kendinizi inandırın. Masal anlatan çok olacaktır hayatınız boyunca, ömrünüz boyunca. O yüzden masallara değil, gerçeklere bakmak lazım. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası pas geçti. İyi bir haber. Ben de dışarıya bakıyorum. Bizi ne olumlu yönde destekler, nasıl bir kazanımımız var diye. Dolar endeksi 102 seviyesinde. Bu iyi bir şey. 101,55 seviyesine kadar gerilemişti. Doların uluslararası piyasalardaki bir sakinliği var. Hatta bir değer kaybı var. En azından kur ataklarına karşı bizi koruyor. Bu iyi bir şey. Euro dolar paritesi 1.0879 seviyesinde. Bu da iyi bir şey. En azından doları frenliyor. Biz euro ile ihracat yaptığımız için bu da bizim için avantajlı. Farklı bir avantajlı durumumuz var mı diye. Borsa en azından 5.000 puan seviyesinin üzerinde. Bu iyi oldu. Mesela tam ters bir karar gelseydi bu sefer borsada satışlar, dolar kurunda toparlanmalar yaşanırdı. Bu da bizi negatif yönde etkilerdi. Yani bu Fed'in faiz kararından sonraki dolar endeksinde yaşanan düşüşü iyi kullanmış olduk. İyi bir karardı. Şimdi sıra neye geldi? Vatandaşı ilgilendiren kısma geldi. İzleyenleri ilgilendiren kısmı. Ya kardeşim her ay çıkıyorsunuz. Merkez Bankası ne yaptı? Faiz Evet. mi indirdi? Faiz. Benim cebime ne dokunuyor? Yani ben bankaya gidip kredi kullanamıyorum. Kredi kullanacağım. Vermiyorlar. İhtiyacım var, vermiyorlar. Şimdi onlara Verdikleri geldi. krediyi taksit sayılarını oldukça sınırlıyorlar. Bir Evet. de böyle bir durum Çünkü söz konusu. onların üzerinde baskı var. Bankacılık halbuki şeyi sever yani. Parayı satmayı sever. Yani parayı satacak ki paradan para kazanacak. Yani bu onların işine geliyor ama yukarıda baskı var. Bir dakika diyor. Yani o kadar meydan boş değil diyor. Benim bir sınırlarım var diyor. Bu sınırlara uymak zorundasın diyor. Gidiyor kapalı çarşıya, işte tüccarlar var orada, rafineler falan var veya döviz büfeleri var. Bir dakika diyor ya sen tamam insanlar sistemden çıkıyor, serbest piyasada dövizini alıyor, altın alıyor, kayıt dışı bir şeyler oluyor ama o öyle basit bir şey değil diyor. Orada da bir baskı var. Dolayısıyla bunlar yavaş yavaş normalleşecek. Büyük bir ihtimalle Haziran'dan sonra. Ama önümüzdeki ay muhtemelen benim kişisel tahminim bu yönde. Kredi muslukları açılır. Zaten Ocak'ta açılacaktı normal şartlarda. Ama biz anormal süreçler geçirdiğimiz için bu süreç gecikiyor. Baktılar biz kontrolü bayağı iyi ele aldık. Bayağı da güzel kontrol ediyoruz. Vurdukça vuruyoruz falan ama bir dakika yani o da zevk vermeye başlıyor mu? O zevk sonucunda elindeki adam Allah korusun bir öldüğü zaman da bu sefer farklı yargılanırsın. Yani adam dövmekten de adam öldürmekten yani bu farklı bir sürece gider. Ve dolayısıyla da artık Nisan'dan sonra bu kredi muslukları açılır. İnsanlar krediye daha rahat ulaşır diye ben tahmin Yani düşük ediyorum. oranlarda mı ulaşır diyorsunuz? Bunun farklı statüsü olacağını ben tahmin ediyorum. Yani nasıl ki alt gelir grubuna, orta gelir grubuna ayrı ayrı projeler hazırlanıyorsa krediler kısmında da yavaş yavaş şu kadar paraya bu kadar kredi, şu kadar paraya bu kadar kredi ama kredi muslukları biraz daha açılır. Yani Nisan'da biraz daha ferahlar. Benim kişisel beklentim bu yönde. Mevduattan çıkışlar olur mu? Kur korumadan çıkışlar olur mu? Tekrar dövize talep olur mu? Şu anda çıkıp ne yapacaksın? Yani tasarruf sahibinin elinde de bir şey yok. Yani ne yapacaksın?
borsaya gireceksin veya döviz alacaksın veya bir şey alacaksın. Makas aralığına bir bakıyorsun, öyle bir şans da vermiyor sana. Ve dolayısıyla da Nisan'dan sonra bence tüketicileri koruyan, tüketici kredilerini destekleyen gelişmeler yaşanabilir diye düşünüyorum.